Peygamberimizin İstanbul'dan sonra fethini müjdelediği Kıbrıs, İslam'ın kızıl elmasıdır. İslam'ın ilk deniz aşırı seferi buraya yapılmıştır. Kıbrıs'ta başta Peygamberimizin teyzesi olmak üzere sahabe-i kiramdan ve tabiinden binlerce şehidin mezarı bulunmaktadır. Hicretin 28. yılında fethedilen Kıbrıs'ta 400 yıl İslam hüküm sürmüş, ardından Hristiyanlar Kıbrıs'a hakim olmuşlardır. Osmanlılar döneminde 1571 yılında on binlerce şehit verilerek fethedilen Kıbrıs, 1878 yılında İngilizlere kiralanmıştır. Rumların Türklere baskı yapması üzerine 1974'te Türkiye Devleti adaya barış harekatı düzenlemiştir. Bu harekatta 500'e yakın Mehmetçik şehit olmuştur. Osmanlı döneminde Kıbrıs'ta 2000'den fazla vakıf kurularak insanlığın hizmetine sunulmuştur. Kültür ve medeniyet tarihimizde bu kadar önemli bir yeri olan Kıbrıs'ın kumar ve gayrimeşru şeylerle anılması gerçekten üzücü. Devralen programı olarak Kıbrıs'ta tarih, kültür ve inanç turizminin gelişmesi için harekete geçiyoruz. Değerli izleyenlerimiz, bir devralen programında yine birlikteyiz. Dünya coğrafyasında kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırıyoruz. Burası Kıbrıs, İslam medeniyetinin kızıl elması. Allah Resulü'nün fethini müjdelediği, İstanbul ve Kıbrıs'ın fethine övgüler düzenlediği yer. Kıbrıs'ın kültür ve medeniyet tarihimizdeki yerlerini adım adım belgeselleştirerek kültür, tarih ve inanç turizmi noktasında tarihe not düşüyoruz ve Kıbrıs'ı birlikte geziyoruz. Kıbrıs'ta bulunduğumuz süre içerisinde Müslümanlar için önemli olan birçok yeri ziyaret ederek araştırmalar yaptık. Hayırseverlik ve dayanışma anlayışıyla kurulan ve 445 yıldır ayakta kalan Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin adadaki Osmanlı mirasını korumak ve yaşatmak için yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Lefkoşa'daki 40 sahabe mezarının bulunduğu Kırklar Türbesi, altında sahabe mezarlarının bulunduğu Dipkarpaz'daki Apostolos Andreas Manastırı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın simgesi olan Beş Parmak Dağları üzerindeki Anıt Tank, Boğaz ve Karaoğlanoğlu Şehitliği, Magosa'daki Kutup Osman Türbesi ve Lala Mustafa Paşa Camii ziyaret ettiğimiz yerler arasında. Sabah erkenden yola çıkıp Beş Parmak Dağları'ndaki Kıbrıs Barış Harekatı'nın simgesi Anıt Tank'ı ziyaret ediyoruz. Önemli bir yerdeyiz. Şu an Girne'ye hakim Beş Parmak Dağları'nda ve o Anıt Tank olarak bilinen 1974 Barış Harekatı'ndaki o tankın bulunduğu yere gelmiş bulunmaktayız. Ağustos 1974 günü yapılan Lapta Muharebelerinde görevli bir Türk tankı Beş Parmak Dağları'nda destanlar yazıyordu. Yol yoktu. Tankın paletleri bazı yerlerde uçurumdan gidiyordu. Her yerde düşman mayınları vardı. Aniden tank mayına çarptı. Tankın içinde mahsur kalan askerler 6 saate yakın düşmanla çarpıştı. Geliyor hocam, bu aradan boşluktan böyle geliyor. İşte burada mayın patlatarak tekeri karşıda görürsünüz hocam. Daha sonra birliğin komutanı tankın sürücüsü kahraman askere "Evladım, bu tankı buraya nasıl çıkardın?" diye sorunca asker "Komutanım, o anda gözlerimin önünde engelsiz dümdüz bir yol göründü. Rumlar kaçıyordu.
Ateş ede ede buraya öyle çıktım. Komutan Mehmetçiği emreder. Tankı indir. Er cevap verir. O yolu görmeden nasıl indireyim komutanım? Destanlar yazılmıştı 1974 Barış Harekatı'nda. Biz de 1974 Barış Harekatı ile ilgili belgesel çekerek tarihe not düşmüştük. O işte meşhur Anıt Tank. Beşparmak Dağları zirvesindeki Anıt Tank'ın bulunduğu yerdeyiz. Kıbrıs adasına hakim olanlar Akdeniz'e hakim olurlar. Tarih boyunca Kıbrıs dünya gündeminde olmuştur. Uğruna savaşlar yapılmış, mücadeleler verilmiştir. Bugün bile birçok ülke Kıbrıs adası çevresinde doğalgaz aramaktadır. Kıbrıs sürekli çok önemli bir pozisyonda olduğu için sürekli olarak işgal altında. Özellikle Cenevizler, Venedikler ve benzeri ve yine Kudüs Krallığı gibi krallıklar sürekli olarak burayı kullanıyorlar. Akdeniz'de Sicilya ve Sardunya adalarından sonra üçüncü büyük ada olan Kıbrıs, İslam medeniyeti ve Hristiyan dünyası arasında sürekli olarak gerginlik konusudur. Yıllarca Kıbrıs'a hakim olan Katolikler, hac vazifesi için kutsal topraklara giden Müslümanlara zulüm yapmış, Kudüs'e giden Ortodoks Hristiyan mezhebine mensup kendi dindaşlarını bile soymuşlardır. Aslında adamız 1570 yılında fethedilmiştir. Sadece Mausa Kalesi biraz 11 ay dayandığı için 1571'e kalmıştır. 1571'de adanın tamamı Osmanlı olmuştur. Ve buraya Katolik idarecilerin, Lüzinyan ve Venediklilerin zulmünden bunalan Ortodoks tebaa, Rumlar ve diğerleri Ortodoks tebaa, Osmanlı'nın gelişini aynı İstanbul'un fethinden önce kardinal kavuğu görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz diyen Ortodokslar gibi burada da çok memnun olmuşlar ve Osmanlı adaya geldiğinde Ortodoks bir Rum papazın bayrak direğini Osmanlı sancağını çektiğini ve Pertev paşalara, Rüstem paşalara, o zamanki işte fethe katılan paşalara fetihle ilgili mihmandarlık yaptıklarını, yol gösterdiklerini tarihi kaynaklardan okuyoruz. Türk İslam tarihinin manevi tapu senetlerinin bulunduğu Lefkoşa'daki Kıbrıs Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geliyoruz. Tarih ve kültür, medeniyetlerin temel taşı. Tarih ve kültür bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmaktır diye yollardayız. Ve şu anda Evkaf İdaresi arkamızda ve Evkaf İdaresi'ne gidip neler yapıyorlar, hangi çalışmaları yapıyor? Birlikte izleyeceğiz ve Vakıflar İdaresi Genel Müdürü ile söyleşi yapacağız. Hayırseverlik ve dayanışma anlayışıyla kurulan ve 445 yıldır ayakta kalan Kıbrıs Vakıflar İdaresi en eski vakıf kurumlarından biridir. Osmanlı döneminde Kıbrıs'a karşılıksız iyilik yapan binlerce vakıf kurulmuş. 1571 yılındaki fetihten hemen sonra Sultan II. Selim'in teşvikiyle kurulan ve geliştirilen çok sayıdaki vakıfla bu kurumun ada çapında kökleştirilmesi sağlanmıştır. Kıbrıs bir vakıf adasıdır. Bizim atalarımız 1571'de Kıbrıs'a geldiklerinde bu vakıf ruhunu buraya taşımışlar ve 2200 kusur vakıf burada kurulmuş. Elimizde olan belgelere göre takriben adanın %30'u vakıf arazisi, vakıf olarak tespit edilmiştir. Bu kadar küçük yerde camiler, tekkeler, çeşmeler, hamamlar, dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Kıbrıs'ta binlerce sahabe efendilerimiz yatıyor. Binlerce şehitlerimiz yatıyor. Bakınız Lefkoşa'da, surlar içinde
Mausa'da surlar içinde, ki çok küçük bir alandır bunlar, binlerce vakıf eseri vardır. Türk vakıf tarihini incelemeye kalksanız çok şaşırırsınız. Öyle vakıflar vardır ki yerdeki karıncayı da kollamış, gökteki sineği de. Ecdat vakıf kurarken halka yük olmamış. Vakfın masraflarını karşılasın diye dükkan, hamam gibi iş yerleri kurmuş. Bir nevi sponsorlar oluşturmuş. Şimdiki gibi elde makbuz, halkın kapısına dayanmamış. Bu vakıflar insanlara iş bulmuş, insanları yetiştirmiş, giydirmiş, hatta gezdirmiş, seyahat ettirmiş. Bu hizmetlerden sadece fakirler değil, zenginler de faydalanmış. Çok ciddi bir birikim bıraktı burada Osmanlı. 1878 itibarıyla elimizde camilerin, efendim vakıf mallarının ve mezarlıklarımızın, Müslüman mezarlıklarının dökümleri var şu anda, haritaları var. Bütün adanın üzerinde belki de 5-600 tane camiden bahsedebiliriz. Birçok tekkeden bahsedebiliriz. 10-11 tane medreseden bahsedebiliriz. Vakıflar öylesine yaygın ve halk o kadar benimsemişti ki bu durum şöyle anlatılmaktadır. Osmanlı Devleti sınırları içinde vakıflar sayesinde bir adam vakıf bir evde doğar, vakıf beşikte uyur, vakıf mallarından yer ve içer, vakıf kitaplarından okur, vakıf bir medresede hocalık yapar, vakıf idaresinden ücretini alır, öldüğü zaman vakıf bir tabuta konur ve vakıf bir mezarlığa gömülürdü. Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin son zamanlarda yaptığı bir çalışma, 1878 yılında Kıbrıs İngilizlere kiralandığı tarihte adada belgesi olan, koçanı olan bütün camilerin ada geneline yayılmasını gösteren bir harita. Bütün o gördüğünüz kırmızı noktaların hepsinin vakıflarda tapusu var, koçanı var. Şimdi buradaki camilerden daha çok da aslında camimiz. Ama bazı camilerin, bazı köy camileri şeye işlenmemiş o zamanki. Kayıtlara işlenmemiş. Onun için onları koymadılar buraya. Kıbrıs adasında 308 yıl varlık gösteren ve önemli bir medeniyeti inşa eden Osmanlı'dan kalan ve aralarında cami, bedesten, mevlevihane, çeşme, tekke ve hamamların da bulunduğu binlerce vakıf eseri vardır. Ne yazık ki Kıbrıs'taki vakıf mallarının %92'si İngiliz idaresi ve Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde evrensel hukuk kurallarına aykırı düzenleme ve uygulamalarla vakıf mülkiyetinden çıkarılmıştır. İngiliz idaresi döneminde bu vakıf mallarının birçoğu vakıf kanunlarına ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde vakıf olmaktan çıkarılmış. Biz burada iki konu üzerine çalışıyoruz. Biri gasp edilmiş vakıf mallarını tekrar geri almak ve doğru bir şekilde kullanmak. İkincisi de toplum içerisinde özellikle çocuklarımıza, gençlerimize bu vakıf ruhunu tekrar anlatmak ve yaşatmak. Sevdiğiniz şeylerden sarf etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Her ne harcarsanız şüphesiz Allah onu bilir. Hem envanter çalışmalarımız var, vakıf mallarına sahip çıkmak için. Hem de okullarda vakfı anlatan tiyatro oyunlarımız var, Karagöz Hacivat oyunlarımız var, seminerler organize ediyoruz, üniversitelerde programlar yapıyoruz ve vakıf ruhunun, yani karşılık beklemeden iyilik yapmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz, sosyal sorumluluk projeleri üretiyoruz.
akla gelebilecek her konuda vakıf ihdas edilmiş. Dahası öyleleri var ki 1000 yıl düşünseniz bulamayacağınız konularda bile vakıflar kurulmuş. Mesela sokak hayvanlarına ekmek veren vakıf, kızlara çeyiz hazırlayan vakıf, fakirlerin vergi borcunu ödeyen kadın vakfı, fabrika kuran vakıf, yoksul mahkumlara haçlık veren vakıf, çiftçilere tarım aletleri temin eden vakıf, hasta haklarını koruyan vakıf, fakirlere temizlik maddesi dağıtan vakıf, yaşlı fakirlere evde bakım hizmeti sunan vakıf, duvar yazılarını silen vakıf, şehir estetiğini koruyan vakıf. Dedelerimiz bunları kurarken ne devlete ne de halka yük olmuşlar. Aslında yüzlerce yıl önce bunlar yapılmış. Yani biz gençlerimizle bir hayvan barınağını ziyaret ederek oradaki hayvanlara gıda götürdüğümüzde anlatıyoruz. Diyoruz ki bakınız 400 sene önce bizim bir ninemiz bir vakıf kurmuş. Vakfın ismi ne? Sokak hayvanlarını yediren vakıf. Ve biz vakfı canlandırıyoruz ve bu hayvanlara sahip çıkıyoruz. Veya ihtiyaçlı öğrencilerimize burslar veriyoruz. Üniversitelerde okutuyoruz. Yani bu tarihi bilgileri öğrenince hem kendilerine bir güven geliyor ve gururla bu vakıflara sahip çıkıyorlar. Şu anda yüzlerce gencimiz Kıbrıs'ın her tarafında iyilik gönülleri altında bu vakıfları canlandırarak her türlü hayır işlerini yapıyor. Hakikaten örnek çalışmalar yapıldığını öğrendik burada. Kıbrıs Evkaf İdaresi'nde. Buradan da devralem izleyicilerine, kamuoyuna seslenmek istiyoruz. Vakıf medeniyetine sahip çıkalım. Vakıf yerlerini koruyalım. Vakıf yerlerini işgal edenlerden devletimiz o vakıf yerlerini geri alıp aslına uygun hale getirsin. Çünkü vakıf yerini işgal edip oradan yararlanmak çok büyük manevi vebali olan bir husus. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yunus Emre Enstitüsü'ne geliyoruz. Türkiye'nin adadaki çok önemli ve başarılı kurumlarından olan enstitünün müdürü Hüseyin Şahin Bey bizlere çalışmalar hakkında bilgi veriyor. Hüseyin Bey, Lefkoşa'nın kalbinin attığı Selimiye Camii'nin yanı başındaki mimari güzelliğiyle göz dolduran enstitü binasında söyleşi yapıyor. Kıbrıs'la ilgili önemli bilgiler alıyoruz. Şu anda arkamızda görmüş olduğunuz bina Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü olarak hizmet veren asıl künyesi Derviş Efendizade Mustafa Vakfı konağıdır. Kıbrıs tarih boyunca çok farklı medeniyetlere bildiğiniz gibi ev sahipliği yapmıştır. Kat kat medeniyetlerin izini görmek mümkündür. Yunus Emre Enstitümüzün binası da bunun bir numunesi, örneğidir adeta. Alt katı Lüzinyalılar döneminde yaklaşık 800 yıl önce inşa edilmiştir. Hemen karşımızda görülen Selimiye Camii'nin 800 yıl önce yapıldığı dönemde o din adamlarının ikametgahı ve katedralin yönetim merkezi olarak bu binanın ilk katı inşa edilmiştir. Daha sonra Osmanlı'nın 1571'de adayı tamamen fethetmesiyle büyük medrese olarak hizmet vermiştir. Aynı zamanda kadı konağı, müftü konağı olarak hizmet vermiştir. Kısaca Lüzinyalılar hakkında bilgi vermek istiyorum. Burası çünkü önemli. Nereden gelmişler buraya? Katolik Lüzinyalılar. İslam orduları tarafından fethedilen Kudüs'ün Hristiyanlığa tekrar geçirilmesi için tarih boyunca pek çok Haçlı Seferi gerçekleştirilmiştir. Haçlı Seferleri neticesinde Kudüs'ü geri alan, Müslümanlardan geri alan Hristiyanlar orada bir Kutsal Kudüs Krallığı kurmuşlardır ve Haçlı Seferlerine katılmış olan bir Fransız asilzadesini, ailesini, Lüzinyan ailesini Kudüs Kralı olarak oraya bırakmışlardır. 80-90 senelik bir Haçlı işgalinden sonra Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü tekrar İslam ordularıyla fethetmiştir. Orada bulunan yönetime
ve idarecilere, halka isteyen serbestçe şehri terk edebilir demiştir. Gayde Lusignan o zamanki şehrin kralı, Kudüs'ün kralı Lusignan hanedanı Kıbrıs'a gelmek istemiş ve kendisi Kıbrıs'a güvenli bir şekilde getirilmiştir. Kıbrıs'a yerleşmiştir ve Kıbrıs'ta Lusignan krallığını, Kudüs krallığını kendince sürdürmüştür. Geldiğinde Katolik olan idareciler işte bu eserleri, Katolik eserlerini inşa etmişlerdir. Lusignanlılardan sonra buraya Venedikliler hakim olmuştur. Daha sonra 1570-71'de Osmanlı adaya geldiğinde üst katı burada dediğimiz gibi müftülük ve kadı konağı olarak, medrese olarak kullanmak üzere bu eseri yükseltmişlerdir. Bir Devralen programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri Kuzey Kıbrıs'taki kültür, tarih ve medeniyet tarihimizin izlerini, inanç turizmini belgesel görüntülerle ekranlara getirdik. Kıbrıs ekranlardan anlatılmaz. Zaman ayırarak Kıbrıs'a gitmek gerekir. Bir başka Devralen programında buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.